Öncelikle Arakan dediğimiz bölgeyle ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Arakan Burma diye bilinen, tarihte Burma diye isimlendirilen devletin bir bölgesi. Fakat şu anda iktidarda olan faşist diktatör rejim ve daha öncesindeki rejimler bunu ismini bile değiştirmişlerdir. Burma isminin yerine Myanmar ismini kullanmışlardı. Şu anda da kamuoyunda maalesef o isimle isimlendiriliyor. Bu devlet geçmişte İngiliz sömürgesiydi. Daha sonra İngiliz sömürgesinden bağımsızlığını ilan ettikten ayrıldıktan sonra maalesef her yerde olduğu gibi orada da çatışmalar, iç savaşlar yer aldı. Burada tabii ki İngiliz emperyalist politikanın büyük etkisi vardır. İngilizler daha önce fiili olarak sömürdükleri bölgelerden çekildikten sonra çekildikleri bölgelerde etnik, dinsel veya mezhebi farklılıkları kullanarak bir şekilde o bölgelerde hakimiyetini sağlayacak iç çatışmalar ve savaşlar çıkarmışlar ve desteklemişlerdir. Burma'da da durum böyle olmuştur. İngilizler çekildikten sonra oradaki Budist çoğunluğu oluşturan Budist halk ve daha sonra rejim de bunlara destek vererek oradaki Müslümanları katletmeye ve soykırım derecesinde yok etme politikalarıyla öldürmeye başladılar maalesef. Daha önceleri bu Budist rahipler tarafından oluşturulan örgütler ve çeteler tarafından yapılıyordu. Sonra halk kışkırtılarak bu devam ettirildi. Maalesef geldiğimiz aşamada artık bu soykırım ve katliamlar devlet eliyle yapılmaktadır. Şu anda Myanmar diye tabir edilen Burma devletinde iktidardaki faşist rejim güvenlik güçleriyle, bütün imkanlarıyla, askeri imkanlarıyla oradaki korumasız, silahsız, hatta vatandaşlık hakkı bile olmayan, hiçbir imkanı bulunmayan Müslümanlara soykırım uygulamaktadırlar. Gerçekten bu bir soykırımdır. Buna katliam kelimesi veya şiddet kelimesi yeterli olmaz. Bu gerçek anlamda bir soykırımdır. Yani şu anda oradaki Müslümanlar soykırıma uğramaktadır. Normalde bir soykırım olduğu zaman bütün dünyanın, uluslararası insan hakları örgütlerinin ve küresel güçlerin buna müdahil olması gerekiyor. Beklenen budur. Ancak gördüğümüz hiç de öyle değildir. Şu anda Myanmar'daki soykırıma maalesef ve maalesef bütün dünya seyirci kalmaktadır. Belki de Avrupa Birliği, Amerika veya küresel güçler bazen açıklama yapmaktadırlar. Belki de insan hakları örgütleri bazen raporlar düzenlemektedirler. Ama bunlar etkili değildir. Etkili bir şekilde bir müdahale şu ana kadar yapılamamıştır. Bizim Müslümanlar olarak, ümmet olarak beklentimiz oraya İslami bir gücün, Müslümanların müdahale etmesidir. Ama maalesef bu da olmamıştır. Çünkü ümmetin, İslam dünyasının genelini düşündüğümüzde sadece Burma'da değil, aslında bütün ümmetin coğrafyasında katliamlar, vahşetler maalesef yaşanmaktadır. Yanı başımızda Halep vardır. İslam medeniyetini oluşturan şehirler tek tek imha olunmaktadır. Bu bizce büyük bir projenin fiiliyata geçirilmesidir. Yani buna Haçlı zihniyetinin tekrar devreye girmesi de diyebiliriz. Emperyalist güçler maalesef İslam dünyası üzerinde, İslam ümmeti üzerinde büyük oyunlar, büyük projeler tezgahlamakta ve uygulamaya koymaktadırlar. Arakan'daki Müslümanların katledilmesini, soykırıma uğramasını da buna bağlıyoruz. Müslümanlara tahammülleri yoktur. Bu anlamda uzun vadeli projeler devreye girmiştir. Şu anda oradaki Müslümanlar hem sayısal olarak yok edilmeye çalışılmakta, hem de manevi yönden, dini yönden kimlikleri asimile edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadırlar. Vatandaşlık hakları bile olmayan, eğitime seyahat hakkı olmayan, iki çocuktan fazla çocuk yapmasına izin verilmeyen, tamamen açlığa, yokluğa ve sıkıntılara mahkum edilmiş olan bu Müslümanlara tabii ki sessiz kalınmaması gerekiyor. Bu anlamda sivil toplum olarak yapılması gerekenler var. En azından bu konu kamuoyunda tartışılması, konuşulması gerekiyor.
Birey olarak elimizde ne gelebilir? İnsani yardım konusunda teşkilatlarımız varsa bunların harekete geçmesi gerekir. Ve en önemlisi de devletler bazında siyasi güç olarak olaya müdahil olunması gerekiyor. Ama maalesef şu ana kadar etkili bir müdahale olmadı. Çünkü İslam ümmeti bölük pörçük. Bu anlamda güçlü bir birliktelik sağlanmadıkça İslam ümmeti ortak bir noktada ortak bir güç oluşturmadıkça bu tip katliam ve soykırımların devam edeceğini düşünüyoruz. Allah korusun yarın öbür gün yaşadığımız coğrafyada da benzeri komplo ve planların devreye sokulmayacağını bilmiyoruz. Bu anlamda bütün Müslümanları duyarlılığa çağırıyoruz. Aşırılıklardan, ırkı ve mezhebi aşırılıklardan soyutlanarak birlik ve beraberlik halinde kenetlenmemiz gerekiyor. Aksi halde daha çok ara kanlar göreceğiz. Bu konuda duyarlı olunması gerekiyor. İslam dünyasının belli bölgelerinde gerçekten kitlesel gösteriler, tepkiler ortaya konuldu. Fakat Türkiye'de bu anlamda ciddi bir kitlesel tepki görülmedi. Bunun değişik sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle biliyorsunuz 15 Temmuz darbe sonrasında bu derece büyük kitlesel eylemlerin yapılması belki de zemin ortam müsait olmadığından yasal prosedür açısından birçok yerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerin yapılmaması durum var. Ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi o kadar yoğun ki çok farklı gelişmeler oluyor ki belki de bu vahşet, bu soykırım biraz da medyada veya İslami medyada yeterince yer bulamıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün ümmetin, bütün kardeşlerimizin sorunlarıyla ilgilenmek durumundayız. Tabii ki Halep'te çok daha büyük bir vahşet ve katliam var. Tabii ki bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Tabii ki Irak ve Suriye'deki gelişmeleri takip etmek gerekiyor ama Arakan'ı da unutmamak gerekiyor. Bu anlamda sivil toplumun üzerine bence çok görev var, çok yük var. Sivil toplum örgütlerinin en azından basını da harekete geçirerek, insani yardım kuruluşlarını da harekete geçirerek daha duyarlı olması beklenirdi. Şu andaki manzara bunu göstermiyor. Yani istenen tepki ve refleks maalesef gösterilmemiştir.